Yani ben esas şeyi anlatacağım. Yani bu şimdi annem işte böyle kumara düşkün olduğu için ben yani babam öldü. İşte çok muazzam eşya getirmişti annem. Viyana'da doğdum. Viyana'da şeye kadar yaşadım. Ta şeye kadar, 6 yaşıma kadar o içerideki kitapta sonra çıkartırım. Bir fotoğraf var. Beyaz şapkalı bir küçük kız. Beyaz kürk şapkalı bir kız ve kürk mantolu. İşte babam annesinden çekindiği için söyleyemedi evlendiğini. Gidiyor geliyor yani. Babamın iş yeri İzmir. Bizim yaşadığımız yer Viyana. Onun iş yaptığı yer Hamburg. Yani İzmir, İstanbul, Viyana, Hamburg gidip geliyor. Ondan sonra işte günün birinde annesini o benim Türk mantolu küçük resmimi gösteriyor. Annesine gösteriyor diyor bak buna. Annesi de diyor ki ben yavrum piçini ne yapayım? Ama diyor o senin torunun. Onun üzerine annesi bir susuyor. Sonra diyor ki gelsinler. Ve işte ondan sonra babam karar veriyor. Viyana'daki evi bozuyor. Viyana'da İstanbul'a geleceğiz. Ve annem işte çok böyle eşyadan çok anlıyordu yani dekorasyondan. Eğer bugün yaşasa iç mimar olurdu. Çok zevk sahibi bir insandı. Çok güzel eşyalar almış. Hepsini getirdi ve iki furgon yani iki vagon eşya demir yollarında yani o ne demek? Onları işte buraya getirdi. Biz evlenince hemen evimize geçinceye kadar da 6 ay kadar Beyoğlu'nda yaşadık. Tokatlayan o zaman bir oteldi. Orada yaşadık. Sonra işte ve bu apartman duruyor. Rally apartman tam Teşvikiye Camii'nin karşısındaki sırada böyle köşe yapıyor apartman. Yani şeye karşı düşüyor aşağı yukarı. Orada bir heykel var. Hüsnü Gere'de. O Hüsnü Gere'de heykelin tam karşısındaki apartman. Hala orada var. Konsolosluk da var. En üst kat. En üst katı işte annem bir takım bütün duvarlara sarı ipekler çektirdi bilmem ne. Ve işte orada, o apartmanda oraya yerleştik. Ama beni göndermiyor okula göndermiyor. Cici çocuklar okula gitmez. Şimdi ben nasıl diyorum, nasıl kıskanıyorum o yukarıdaki iki oda. Bir odada yatıyorum, yani yatıyorum işte mürebbiyeyle. Bir odada da işte oynuyorum falan. O mürebbiye geldi, İsviçre'den geldi. İşte her gün bana bir şeyler öğretiyor falan. Yani Allah'ın günü ders yapıyoruz. Ben oradan pencereden bakıyorum aşağıda çocuklar işte siyah önlükle okula gidiyorlar. Ah diyorum. Annem beni yollasa ne kadar güzel olur. Yani oynayacak hiç kimse yok. Sonra nedense zaman geçti. Onlar da düşünmüşler. İki tane kızla beni bir araya getirdiler. Biri Zeynep Oral'ın annesi. Yani gazeteci Zeynep Oral'ın annesi. O maalesef Birsen öldü.
Bir de şey, Muhtar Kent, yani Coca-Cola CEO'sunun annesi Sevim. O da Sevim Madra, yani Ayvalık. Ayvalık'taki işte büyük zeytin, zeytinlikler sahibi. Bu iki kızla yani arada bir böyle bir araya geliyoruz ama yani çok nadir. Ve ben hep yalnız yani. Şimdi her gün de beni o mürebbiye sokağa çıkarıyor yani, yürü. Aynı apartmanda da Bulgar konsolosluğu var. Bulgar konsolosunda iki tane oğlu var. Biri benden bir yaş büyük, biri benden bir yaş küçük. Gigi ve Koko. Gigi büyük, Koko küçük. İşte benim tek her gün oynadığım şey iki tane oğlan. İşte biz böyle gidiyoruz. O şimdi Swiss Otel'in olduğu yer. Orada bir, yani otel yok tabii. Bir inşaata başlamışlar ama şey etmemiş. Yani tamamlanmamış. Taşlık diyorlar. Ve taşlık. İşte oraya gidiyoruz. Orada biraz zıplıyoruz, oynuyoruz işte neyse. İki tane mürebbiye, o da, onlar da çok iyi anlaşıyor. Ben götürüyorlar, getiriyorlar. Her gün şey bu. Bir de ders. Bir de tabii şimdi oyun. Oyun da yok. Yani oynayacak insan yok. Şey aldı bana annem. Mobilyaya çok meraklı ya. Bir tane dolap yaptırmış. Yani bu raftan biraz daha büyük. O içten böyle bölümlü bir ev. Onu ev, odalar işte, yatak odası, bilmem ne odası falan. Avrupa'da var öyle mini mini şeyler, mini mini oyuncaklar. İşte ben ev düzenliyorum falan işte onun içinde. Yani böyle bir çocukluk. Ve bu böyle devam etti. İşte babamı çok az görüyorum. Yani bütün hayatım boyunca belki babamla bir arada yani ya 5 ya da 4 defa bulundum. Çünkü hep seyahat halinde. Geliyor İstanbul'a, orada da iş var. Tabii annemle bir yere gidiyorlar. Bir de tabii annemin işte bu 19. yüzyıl burjuva kadın kafası var. Yani çocuklar her an, her dakika öyle annelerin, babaların yanına gitmez. Yani ben hiç beraber bir yemek yediğimi hatırlamıyorum. Yok öyle bir şey. Yani ben annemle babamla bir sofrada oturmadım. Hep ayrı. Ayrı. Ondan sonra ara sıra annem beni sofraya alıyordu ama o da her zaman değil. Akşam saat 5 ile 7 arasında ben onun yanına gidiyorum. Ya şimdi aynı apartmanda, aynı dairedeyiz. Ama işte öyle bir böyle bir düzen. Yani bir böyle senli benli filan bir şey yok. Ama siz demiyorum. Anneme yine sen diyorum. Babamın yatak odası ayrı, anneminki ayrı. Her birinin şey. Ve sonra komikliğe bakın, yani ne kadar garip. Ben bu gösterdim ya size Kum Saati izlerken, o kitabı Fahri Bey'e verdim Bilgi Üniversitesi'nde. Okudu ve bir de birdenbire fark etmiş ki iletişim yayınları o zaman o dairede çalışıyorlarmış. Bana da bir şey söylemiyor. Sizin çaya davet ediyoruz diyor. Bana adres veriyor. Gidiyorum. Eski daire, ama eski daire tabii tamamen değişmiş yani. Bazı şeyleri hatırlıyorum yani. Mutfağı hatırlıyorum falan.
Ondan sonra şeyi hatırlıyorum mesela. Bir ahçı verdim. İstakoz o zaman. Yani bugün zaten istakoz o kadar pahalı ki kimse yanına yanaşmıyor ya. O zaman demek alınıyormuş. Yani ahçı beni severdi. İstakozu böyle şey eder, mutfakta yürütür. Ondan sonra bir bıçak verir. O istakoz kızıyor. Şeysiyle bıçağı böyle eğiriyor filan. Tabii yani çocuk olarak böyle şeyler. İşte bu böyle şey devam etti. 4 sene. Yani 1927 yahut 26 sonu 30'a kadar devam etti. 30 yazında annem, tabii babam herhalde, tabii parayı babam veriyor. Büyükada'da Nizam Caddesi'nde bir köşk kiralıyor. İşte hayatımda bir defa Atatürk'ü gördüm ama yani onu sonradan yani kafamda şey ettim, böyle bir yani şöyle anladım onun olduğunu. Anadolu Kulübü var Büyükada'da. Ben oranın üyesiyim. İşte tarihlere baktım. Yani 1930 yazında Ağustos'ta bilmem ne günü Atatürk gelmiş orada bir akşam oyun oynamış falan kalmış. Yani şunu hatırlıyorum, böyle güneş batmış. Bir sadece kızıl bir şey var böyle. Artık alacakaranlık. Yani bir hatırlıyorum, babam böyle elinden tutup beni bir arabanın yanına götürüyor. Tabii ben Türkçe hiç bilmiyorum. Öğrenmiyorum çünkü kiminle öğreneceğim? Yani öğrenecek insan yok. Yani Almanca annemle konuşuyorum. Fransızca birebirle konuşuyorum. Ama Türkçe yok. Ondan sonra yani herhalde paşam kızım demiş olacak. Yani işte bir şey söyledi babam. Ve ben böyle şeye baktım, arabaya baktım. İçeride kim olduğunu da anlamadım. Ama o gözler hiç unutmuyorum. Yani böyle karanlıktan şey, kararlı delen gözler. O ilk çift göz. Ve şey yani muhakkak ki Atatürk'tü. Çünkü o gece yani o tarihte onu biliyorum. Annem gitmiş, babam gitmiş kulübe. Sonra anlattılar. Dediler ki işte Atatürk annemi sağ tarafına almış. Oyun oynanıyormuş. Ama oyunun sonuna doğru böyle böyle yapmış. Yani kazanan kaybeden yok. Karıştırmış. Oyun bitmiş. Yani o öyle. Hiçbir zaman yani ben kazandım sen kaybettin yok. O sene sonbaharda hangi akla hizmet bilmiyorum. Belki mürebbiye mi gitmek istedi ne olduysa beni damdasyona yazdırdılar. Fakat pardon unuttum söylemeyi. O sene şeye taşındık. Nişantaşı'nda Vali Konağı var ya, halen Vali Konağı. Onun yanında şimdi bir apartman var. Onun yanında bir konak vardı. O konağa taşındık. O konak böyle 4 katlı bir konak. Gerçek bir konak. İşte oradan oraya taşındık. Oradan beni damdasyona verdiler. Damdasyon zaten 3 adım ötede. Yani son derece yakın. Ve ben nefret ettim. Yani damdasyondan nefret ettim. Sebebi böyle sörler şey asık suratlı. Ondan sonra yatılı verdiler beni. Gece o yatakhane fevkalade soğuk. Öyle şey bir yatakhane, kocaman bir yatakhane ama her karyolanın
etrafında bir şey çevirmişler. Perde. Yani herkesin mahremiyeti kendine ait. Yalnız soğuk, soğuk çarşaflar, sevimsiz. Hiç sevmedim ama hiç. Sörleri de sevmedim. Yani içimden de nasıl söyleniyorum. Ondan sonra işte bir gün, ya tabii cumartesi pazar da getiriyorlar beni eve. O zaman seviniyorum. Yani hiç olmazsa işte bir, yani annem de olacak. Yani bu çok kısa sürdü. O kadar kısa ki 1931'in Şubat ayında beni, yani ne olduysa sonradan tabii reconstruct ettim. Babam fındık ticareti yapıyordu. İncir, üzüm, bir de fındık. Tüccar, iş adamı. Amcamla da ortak. İzmir, amcam İzmir'de. Amcam İngilizce biliyor. Bornova'daki kolejde okumuş. Babam da Almanca biliyor. Ondan sonra nasıl gitti 1919'da Hamburg'da ofis açtı. Hiç bilmiyorum. Yani çok üzülüyorum. Çok az şey biliyorum. Ondan sonra o tarihte yani bu şimdi 1931 o zamana kadar dünya piyasasında bir Alman Yunan firması hakim, yani mutlak hakimiyet. Yani bir şey, monopol. Richardson Pisani firmanın adı. Richardson Pisani. Ve bu firma şimdi onun karşısında babam çıkıyor. Babam yani ilk defa ciddi bir rakip, onların şeyini kıracak. İşte böyle nasıl oluyorsa o sene bu rakip firma alivre satış, yani alivre satış şey demek, daha hasat toplamadan satın alma. Ve bunu çok erken alıyor şeyden, Karadeniz'de. Babam da taahhütte bulunmuş. Piyasa açılıyor. Bunlar almış her şeyi. Korkunç bir fark var. Yani şey etti, iflas etti. Ve işte annem yine kağıt oynamaya gitmiş. Babam evde uyku ilacı içmiş. Annem sabaha doğru gelmiş, bir hırıltı duymuş. Amerikan hastanesine kaldırmışlar. 3 gün sonra orada ölmüş. Ama hiçbir şey de bırakmadı. Yani beni son derece sevdiğini her zaman söylermiş. Zaten tek çocuk. Öyle şeydi. Bana da bir şey söylemediler. Yani annem bana bir şey söylemedi. İşte eve bir takım insanlar giriyor çıkıyor. Annem siyah elbiseler giymiş falan. Ben hiçbir şey söylemiyorum. Sonra yine bu mürebbiye, bir mürebbiye var. Sokağa çıkartıyor beni. İşte sokakta bir takım insanlar beni geliyor, okşuyor, öpüyor. Ondan sonra babamı soruyorum. Seyahate çıktı diyorlar. En üst katta bavullar konmuş. Yani orası bavulların konulacağı yer. Yukarı çıktım. Baktım babama ait bütün valizler duruyor. O zaman anladım ki babam yok. Yani ölüm nedir falan onu tam bilmiyorum ama yani adam, babam bir yere gitti, gelmeyecek. Müthiş de kızıyorum anneme. Yani ama bir şey söylemiyorum. Ondan sonra annem bu arada ne kadar mobilya varsa hepsini
bir büyük müzayede organize ettiriyor. Ondan sonra, yani tabii onu sonradan öğrendim. Bütün eşyalar satılıyor, yani şeyler. Ve işte beni şeye götürecek. Övey ablam Macaristan'a yerleşmiş. O oraya beni götürecek. Bu da Peşti'yim. Bu arada amcam, yani ortak ya babamla, ağır bir sarılık geçiriyor. Mahkemeye başvuruyor. Diyor ki şey, tabii şey oluyor, yengesi oluyor. Yani yabancıdır yengem, diyor. Mahkemeden şey istiyor, yurt dışı çıkma yasağı. Bir de konuyor. Yani alıyor o kararı. Alıyor ama işte annem bileti almış. Beni işte gideceğiz diyor. Yola çıkacağız. Trene bindik. Bana kompartmanda diyor ki baban öldü. Ben dedim ki bunu çoktan biliyorum. Sen bana niye söylemedin? Fevkalade, yani çok kızgınım. Çok üzgün ve çok kızgınım. Ondan sonra tabii annem o vagon şey, yani vagon restoran değil de şey, vagonli konduktörüne gereken parayı vermiş herhalde. Kutu'da gelmişiz. Orada adam şey demiş, kalp hastası var. İçeride kalp hastası var. Açmayalım kapıyı. Geçtik. Gittik Budapeşte. İşte orada anne, ablam var. Ondan sonra annem anladığım kadarıyla İtalya'da, Venedik'te, orada büyük bir kumarhane var. Orada gidiyor. İşte 3 ayda sen sen ben selamet. Her şey bitti. Ondan sonra beni son o sene sonbaharda işte bir yatılı şeye koyuyorlar, bir okula koyuyorlar. Ama bu öyle bir okul ki, yani orada değişik okullara giden çocuklar akşam saat, yani okul bittikten sonra geliyorlar, yatılı bir yer ama gündüz başka yerler, yani değişik yerlere. Ben yine orada, beni yine okula göndermiyor. Yani orada da yine bir Alman öğretmen, yine sabahtan akşama kadar baş tek teke tek. Yani hiç ben teke tekten kurtulmuyorum. Yani bu tabii bir bakıma çok sağlam yetişmek anlamına geliyor ya. Çünkü yani şeyi yapmak mümkün değil. Hani çalışmayayım etmeyeyim değil, yani ertesi sabah yine onun karşısında oturacağım, bir daha karşısında oturacağım. Yaparsın işte, ödevleri yaparsın. O kadın, yani o öğretmen bir Alman. Fakat o okula şey olarak gelmiş, İngilizce öğretmeni olarak gelmiş. Adını Misil'de koymuşlar. Ama Alman. Ve çok şey, katı bir Alman. Yani şey gibi, yani hiç yumuşak tarafı yok. Ama ben onu çok beğeniyorum. Çok beğeniyorum. İşte böyle 4 sene şey yaptım. Onun öğrencisi oldum. Sene sonunda Alman okuluna gidip sınav veriyordum. Hmm. Ve karne alıyordum. Yani hep iyi nerede. 4. sene bir şey, annem karar, anne ablam tabii karar verdiler. Artık sen yatılı kalma oradan, bizimle kal. Küçük bir, çok küçük bir dairede oturuyorlardı. Onlarla kalıyordum.
Ve okula gidiyordum yani nihali. Ve o çok hoşuma gitti. Yani orada onlarla şeye gitmek. İşte o hiç unutmadım bir olay oluyor. Bir coğrafya hocamız vardı. Coğrafya hocası da yani o zamana kadar tabii o yıl 1935-36 yakın doğuyu anlatıyor. İşte diyor ki yakın doğuda birkaç nüfus var. İşte şey var, Araplar var. Bir de yani Semitik ırklar, Semitik olmayan ırklar. Ve işte şey, Yahudiler diyor. Onlar diyor şey, öteki ırklar gayet yüz hatları güzel. Şeyler hiç güzel değil. Yahudiler hiç güzel değil. Orada böyle ders okuturken bu tarafta bir oğlanın saçından tutuyor. Küçük, kısa boylu bir oğlan. İşte bakın diyor, burnu şey bilmem şey gagalık biçiminde falan yani. İşte tipik bir Yahudi çocuğu falan. Ama buna mukabil işte Cermen ırkını temsil eden bir çocuk var bu taraftan. Birini kaldırıyor, sarışın, uzun boylu filan. Bir sınıfta bir kahkaha patlıyor. Kaç senesi çünkü hocam? Çünkü ikisi de Yahudi çocukların. Adam bir daha ağzını açamadı. Yani biz fevkalade eğlendik. Hangi yani sene? Fevkalade eğlendik. Ve ben orada spor yapıyorum, gayet mutluyum. Yani başarılı, iyi notlar alıyorum. Senenin sonu geldi. Annem dedi ki paralar tamamen bitti. Artık sen okuyamazsın. Kaç senesi? Yani 14 yaşındayım. 14 yaşında git stenografi öğren ve git bir yerde sekreter ol. Ben bir üzülüyorum. Yani kahroluyorum. Oturuyorum amcama mektup yazıyorum. İşte biliyorum yani amcam. Şimdi tabii o zaman hukuk falan bilmiyorum. Yani aslında annem benim hissemi oynadı, kaybetti. Amcam da hissemin üstüne oturdu. Yani amcam da ondan geri kalmıyor. Yani bu ortak. Yani o fotoğrafı çektiniz ya. Amcamdan da cevap yok. Ondan sonra benim bir aklıma geldi. Amcam senede bir kere gelip Macaristan'da bu incir üzüm için potas lazım. Yani incirlere potas serpiliyor. İncir böyle dayanıyor. Yani çürümüyor. Ve o zaman çağırıyordu. Yani beni senede bir kere görüyordu. Ben diyorum ki madem ki o zaman o büyük elçiye gidiyor, yani o adama gideyim. Tabii ben büyük elçi nedir falan bilmiyorum ama işte yani bir Türkiye şeysi var ve benim o kaldığım okula çok yakın. Tek başıma karar veriyorum, gidiyorum o şeye, elçiliğe. Ondan sonra bir kapıcı, işte yaşım 14. Diyorum ki buranın en büyük adamına çıkacağım. Adam da beni kapıdan içeri aldı. Şimdi her zaman dua ediyorum. Diyorum ki bu adam yani bugün olsa dünyada sokmaz. Yani 14 yaşında kız kim bilir eteğin altında ne var. Yani ama adam açtı kapıyı, yukarıya götürdü beni. O, işte bu. Beyşerkin. Şimdi sonradan kim olduğunu öğrendim. Dedim ki Almanca mı konuşayım, Fransızca mı? Çünkü Türkçe bilmiyorum. Fransızca konuş dedi. Ben gayet kısa anlattım. İşte böyle böyle ben okula gitmek istiyorum, şey etmek istemiyorum.
yani bırakmak istemiyorum. Siz amcamı tanıyorsunuz, amcama ne olur mektup yazın, şey yapın. Ha, ben yalnız bir şey unuttum söylemeyi. Annem benim artık şey yok ya, mürebbiye yok ya, yanına alıp kamilere götürüyor. Budapeşte de. Kamilerde o birileriyle konuşuyor. Ben dergileri karıştırıyorum. Yani Almanca, Fransızca, İngilizce falan. Hepsinde Türkiye ait röportajlar var. Hepsinde. Yani yer yer işte her hafta götürüyorum. Her hafta. Ve şey işte böyle küllerinden doğan şey gibi yani bir ülke ve aklıma bir tek şey var. Erkek ve kız çocuklar beraber parasız okuyorlar. Yani o hep şey diyor, altı çiziliyor falan. Yani bu benim kafama takıldı. Hani ben de büyükelçiye diyorum ki yani amcama yazın, bana para yollasın. Olmazsa gideyim, Türkiye'de duyduğum kadar parasız okunuyor. Çünkü öbür okul paralı. Bana diyor ki, şey diyor, cuma, salı günü gelin diyor. Annemin, hiç kimsenin haberi yok benim gittiğimden. Salıya kadar da bir şey söylemiyorum. Salı günü yine gittim. Ondan sonra düğmeye bastı. Bana bir üçüncü mevki bilet. O bileti sakladım. Ama şimdi bulamam. Üçüncü mevki bilet. Bir de bir böyle lese pase, yani bir pasaport değil de yani şey kimlik, Nermin Süley diye. Ondan sonra bir de bana voucher, vagon restoranda yemek yemek için, aç kalmayın diye. Çünkü o zaman tren Budapeşte İstanbul iki gece, iki gün sürüyor. Ondan sonra buyurun dedi. Ha, bir de şey verdi bana. Mektup, İstanbul Polis Müdürü'ne yazılmış bir mektup. İneceksiniz İstanbul'a. Bunu da polise vereceksiniz. Sizi İzmir'e gönderecekler. Ben de eve geldim. Ben diyorum şimdi, cumartesi günü, 5 Kasım 1936. 5 Kasım 1936. Ben gidiyorum dedim. Nereye gidiyorsun? Ben Türkiye'ye gidiyorum. Nasıl gidersin sen? Kime sordum falan. Gideceğim dedim, yani işte para bulursam gelirim. Burada okurum. Bulamazsam orada okurum. Ondan sonra evvela bağırdılar, çağırdılar. Sonra peki dediler. Yani baktılar hepsi hazırlanmış falan. Ve cumartesi günü işte Budapeşte'nin 4 tane gar var, değişik istikametlere. Doğu garı. Oraya gittim. Götürdüler. Ve trene bindim. Ben annemi bir daha hayatımda görmedim. Yani o son. O İkinci Dünya Savaşı'nda Almanlarla Ruslar Budapeşte'de çarpışmışlar. Yani kimse bilmiyor ne oldu. O hastaymış. Yani nerede gömülü bilmiyorum. Yani hayatımda bir daha annemi görmedim. Ablamı da 20 sene sonra, büyük aramalardan sonra, öve ablamı çok seviyordum. Onu buldum. O Macaristan'da bir komünist partiye karşı içten bir ihtilal oldu. Yani parti biraz daha liberal olsun diye. O şey arasında, o gevşeme arasında Yavuz'la gittik Macar Büyükelçiliğine Ankara'da. İşte dedik, anlattım yani böyle
ablamı görmek istiyorum. Yani bir vize verilmesi, yani çıkış vizesi. Çünkü komünist olmayan bir ülkeye vermiyorlardı. Adam işte tavasut etti ve ablamı getirdim Türkiye'ye. Getirdim. Ondan sonra Yavuz dedi ki, geri göndermeyelim. Ablama dedim ki, sen kal bizimle. Bana dedi ki, sen utanmıyor musun dedi. Sen dedi, gelseydin de ben sana deseydim kal, sen kocanı bırakır mıydın? Ben tekrar kocama döneceğim dedi. Ve tabii döndü. Ondan sonra bir iki defa daha görebildim. Fakat o da 80'lerde, 81'de galiba öldü. Ve işte bu iş böyle bitti. Şimdi bu Behiç Erkin o zaman bana yani şimdi tabii ben trene bindim. Ondan sonra çocuk aklı. Yani gittik. Şimdi üçüncü mevki, altı kişilik bir kompartman. Tahta sıralar. Orada bir yaşlı bir adam vardı. Bulgar. Herhalde diyorum bahçıvan falan. Yani elleri çok böyle nasırlaşmış. O bana sahip çıktı. Oradaki bir iki tane çocuğu koridora attı. Uzan dedi bana. Böyle başımı onun şeyine koydum. Beni öyle uyudum. Yani tabii yemeğe de gittim. Ben biliyorum yani vagon restoranı. Çünkü daha evvel geldim yani. Yabancı değilim. Ondan sonra ertesi gün Sofya'ya geldik. Şimdi kafaya düşün. Orada 1,5 saat falan kalacak. Ben çıktım. Şehri gezeceğim. gittim dolaştım. Yani hiç bilmiyorum Sofya'yı. Şeye kadar geldim, Kral Sarayı'na kadar. Sonra aklıma geldi. Ya tren kalkar. Ortada kaldım. Neyse koşa koşa döndüm. Trene bindim. Şimdi ertesi gün yani bu şeyde cumartesi bindim. Pazartesiye bağlayan gecenin sabahı saat 1,5 mı ne? Ondan sonra 1,5-2 falan. Adamın biri bir böyle ölü bir fenerle yüzüme tutuyor. Türk pasaport memurları, gümrük memuru gelmiş hudutta. Bana bir şeyler söylüyorlar. Ben tabii cevap veremiyorum. Ondan sonra kıyamet koptu. Çünkü treni durdurdular. Herkes indi aşağıda. Zaten herkes argın yorgun falan. Kimseyi bulamıyorlar. Yani ben de bir şey söyleyemiyorum. İşte gösteriyorum şöyle. 1,5 saatten sonra kanal getirdiler ki çok zararlı bir şey değil bu. Ve tekrar tren hareket etti. Ondan sonra işte geldik İstanbul'a. Şimdi İstanbul'u biliyorum ben yani en azından. Sirkeci'ye geldik. Sirkeci'den indim. Küçük bir bavulum var. Şu kadarcık bir bavulum. Elbette bavulu alıp polis arıyorum. İşte polise götürdüler. Yani bir polis buldum. Müdürlüğe girdim. Adam Fransızca biliyor. Polis müdürü. İşte dedi ki sizi dedi bir polis memuruyla İzmir'e giden vapura göndereceğim. Peki. Biz de şimdi 2 günü gece kaldım kapalı trende. Ben gayet memnun. Martılar bilmem neler köprü. Son derece memnun hayatından. Tabii insan o yaşta her şeyi diyorum. Denize bakıyorum ama ne güzel falan. Bak İstanbul ne güzel işte vapurlar geliyor gidiyor. Köprüyü geçtik. Orada eski Kadıköy iskelesi.
oraya şey bağlıyor. İzmir'e kalkan vapur. O zaman her gün kalkarmış. Vapur, evet, büyük vapur yani şey, kabinli falan vapur. İşte benim kaptana çıkardı. Kaptan da Fransızca biliyor. Kaptan dedi ki bana, ben size kamera veremem. Salonda yatacaksınız ama akşam benim soframa gelin yemek yiyin. İşte oldu zaten saat 3 falan. Ben bakınıyorum filan, vapur kalktı. Ben son derece memnun. Vapurun içinden dolaşıyorum falan filan. Ondan sonra tabii acıktım. Yemek saatini gözetliyorum filan. Gittim kaptanın sofrasına oturdum. Verilen yemekleri de yedim. Sonra gittim salonda bir yer buldum kendime. Uyudum. Sabah şimdi erkenden uyandım. İzmir'e bir giriş. Şimdi bir İzmir'i hiç bilmiyorum. Yani İzmir'e denizden girmeli. O kadar muhteşem bir giriş ki bu. Yani çok büyük bir körfez. Güneş yeni doğmuş. Çok güzel. Yani bakmayı doyamıyorum falan. Ondan sonra orada işte bir takım adamlar kime gidiyorsunuz? Yahut yani nasıl olduysa birisi benden, bir iki kişi benden konuşmaya. Yani ben dedim amcama gidiyorum. İşte kim amcanız? İşte Sabri Süleymanoviç. İşte biliyoruz yani. O işte şey, tüccar. Ondan sonra siz işte şeye, bir atlı arabaya binin. Elimde adres var. İşte o küçük bavulumu aldım. O büyük elçi bana biraz da Türk parası verdi. Yani o kadar düşünceli bir adam. Ve yani ne kadar şey etsem az, onu ne kadar rahmetle yad etsem az. Arabacıya dedim ki birinci kordon, yani gösterdim işte. Birinci kordon. Ondan sonra arabaya götürdü beni. Atatürk'ün kaldığı evin iki ev ötede. İndim, kapıyı çaldım. Biraz sonra bir genç kız geldi. Amcamın kızı. Aşağı yukarı aynı yaştayız. Ben dedim ki Fransızca, ben Nermin. O dedi ki ben Perizat. Güzel. Ondan sonra gel içeriye dedi. Yani beni aldı yukarıya götürdü. Şimdi yengem yukarıda, yani üst katta, işte İzmir evleri var ya. Yani inanmadı gözlerine beni görünce. Zaten fazla tanımıyor. Ben dedim Nermin. O da biraz Fransızca biliyor. O arada amcama telefon ediyor. Amcam biraz sonra geldi. Ondan sonra sen dediler Perizat'la bana inin siz aşağı. Derken bir kıyamet koptu yukarıda. Şeyler şangır şungur, bütün camlar kırıldı. Aynalar parçalandı. Yengem zannetmiş ki amcam emrivaki yapıyor. Onun 3 çocuğu var. Beni de alıp yani 4. olarak eve getirdi. Yani bunu biliyor da mahsus gizlemiş. Yani kesinlikle kimse inanmıyor ki. Kendiliğimden geldim. Ve ondan sonra çok zor oldu. Yani çok zor oldu. Çok fazla akrabam vardı. İşte halam vardı, bilmem ne vardı. Fakat sonunda bana en çok yardım eden şey oldu. Ailenin en mütevazi, akrabaların içinde en mütevazi aile, o bana kol kanat geldi. Onlar bana yardım etti. Onların yardımıyla liseye başlayabildim. Ondan sonra işte her tatilde çalıştım.
üniversiteye gider. Böyle eskiden işte öğrenci gelirdi bana. Derdi ki efendim işte şey demedim, yapamadım falan. Ben çalışmak zorundayım. Bak dedim. Yanlış kapısını çalıyorsunuz. Çünkü ben her zaman çalıştım. Hiçbir zaman da bir hocama gidip de ben hazırlanmadım demedim. Onu bana söyleme. Çok iyi ediyorsun, çalışıyorsun. Bir de devam et çalışmaya ama yani mazeret kabul etmiyorum. Ve ben üniversitede şey yaptım yani, sekreterlik yaptım. İşte değişik şirketlerde. Ve daima şart koşuyordum. O zaman cumartesi günü de üniversite çalışıyordu. Bir hafta pazartesi, çarşamba, cuma. Bir hafta salı, perşembe, cumartesi, yarım gün bana izin verin, ona göre. Ona göre işte bir maaş alayım. Ama ben derslere devam edeyim. Ve her zaman derse gittim. Yani o bütün, hani ben böyle o zaman mesela hukuka yazılan hiç uğramıyordu. Yani imtihandan imtihana. Ben böyle şey, yani olmaz. İnsan bir şey öğrenmez. Şimdi yani işte şeyim bu. Behiç Erkin'i de söyleyeyim, ondan sonra artık bitireyim. Behiç Bey, bu Budapeşte'de, yani bu Atatürk'ün çok yakın bir arkadaşıymış. Ve Budapeşte'de büyükelçilikten sonra Paris'e büyükelçi oluyor. O sırada Fransa, Almanlar Fransa'yı işgal ediyorlar, bir kısmını işgal ediyorlar. Paris açık şehir, Paris'e geliyorlar. Ve ne kadar Osmanlı Yahudisi varsa, yani Cumhuriyet'ten önce Fransa'ya gitmiş Yahudi, bunları toplayıp Auschwitz'e götürmek istiyorlar. Bunu şey Behiç Bey öğreniyor, bunları çağırıyor. Ve her birine, müracaat eden her birine Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı pasaportu veriyor. Ve 70 bin insanı kurtarıyorlar. 70 bin insan, 70 bin Yahudi. Ve bu sadece kendisi yapmıyor. Marsilya ve Lyon'da, Marsilya'da daha çok galiba Ermeni varmış, Lyon'da daha çok Yahudi ya, neyse. Oradaki iki tane konsolos, bir tanesi Muhtar Kent'in, yani Muhtar Kent'in babası, Coca-Cola'cının babası. Öteki de Namık Yolga, o da bir hariciyeci. Onlara da aynı şey tembih ediyor. Pasaport verin diyor. Götürmesin şeyler Almanlar. Ve bunu İstanbul Musevi Cemiyeti her zaman kabul ediyor, söylüyor, yani bunu şükranla yad ediyor.